Canlarım benim, çok fazla değişik mesajlar var. Ee, hani bizim duygusal bir konuyla alakalı bir konuşmamızda nah çeken arkadaşlar var. Bunu biliyorsunuz zaten. Ee, aradım sordum ee, Nisa'yı da. O da öyle yaptığını söyledi. Bu büyük ağır terbiyesizlik. Yoksa yani, yani, bir tanesini mi ağlama. cevaplayacak? Ağlamayı hiç sevmem <laughs> ama ağladığım noktalarda beni de kıran şeyler var. Bazen yatağa yattığım zaman şey diyorum İşte Babamı ben erken yaşta kaybettiğim için aklıma geliyor ve sadece o anda ağlıyorum. Haricen beni başka bir... Duygu ne kaptırıp kendim ağlamam. Sadece o ağlatıyor beni şu an. Toprağı bol olsun, başın Anladım, sağ olsun. Ee, ederim. Ve şey diyorsun yani hani... Orası benim ince noktam ama güçlü beni güçlendiren... durmak bir şeyimdir. Sağ olsun ve... E, e. Ve şey diyorsun yani... Artık e, bu çocukluk arkadaşlar. Ben bu konu hakkında hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. O tarz yayıncılarla hakkında da hiçbir şekilde konuşma yapmayın ben artık sıkıldım. Ben babayım abi. Kaç yaşında oldum. Benim de bir ailem var. Benim de bir değerlerim var. Bu büyük ağır hakaret içeren bir şey. Gerekli yerlerle de görüştüm arkadaşlar. Sonuçta orada biz büyük bir iş yapıyorken böyle bir duygusal bir konu anlatırken bununla dalga geçilircesine bir şeyler yapılması büyük terbiyesizlik. Yani çok fazla kırıldım. Çok fazla Moralim bozuldu. Yalan yok. Sinirliyim de. Yani gerçekten söylüyorum. Büyük konuşursam çok büyük konuşacağım. O yüzden susmayı tercih ediyorum. Ee, yapabileceğim birçok insanların artık gerçekten bilinçlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl kime nasıl bir şekilde ee, arkasında duruyorsunuz, savunuyorsunuz bilmiyorum ama artık sıktı üzerime oynanan bu komplolar. Hadi bana yap terbiyesizliğin ama hani vefat etmiş babama karşı yapılan terbiyesizliği gerçekten hazmedecek gücüm de yok, halim de yok. Eee yani gerçekten yani bunu yaşayanlar bilir ya da Allah kimseye yaşatmasın ama ciddi anlamda herkesin Allah belasını versin abi bu konuda terbiyesizlik yapanlara. Gerçekten söylüyorum ben böyle ah etmem. Gerçekten söylüyorum. Yani Allah biliyor her şeyi, görüyor arkadaşlar. Geri hiçbir şey umurumda değil. Ama Rabbim biliyor, görüyor. Doğru olan her zaman yıllar geçse de ne zaman kadar süre geçerse geçsin doğru yolu bulunur her zaman ve hak yerini bulur arkadaşlar. O yüzden benim gönlüm de ferah, içim de rahat. Ama böyle bir terbeslik, böyle bir e, ağzıma alamayacağım şeyler yap, yapılması çok yer. Cihan'ın başına gelen e, Allah rahmet eylesin diyorum. Babası vefat etmiş ve bunu dile getirirken orada yapılan ahlak sen milyonlara e, örnek olacaksın değil mi? Milyonlara bu şekilde örnek oluyorsun. Yazıklar olsun diyorum gerçekten ee, öyle bir hareketin orada yapılması bu insanı bu tür ortamların sokulması bu insana konuşma hakkı verilmesi bile yani sınırlanmalı bir yerde bir yerde sınırlanmalı konuşma hakkı verilsin ama özür mahiyetinde verilsin özrünü dilesin gerçekten bu kadar izleyici gerek buradaki yayıncılar gerek önceki platformdaki yayıncıları itibarsızlaştırdıkları için bir özrü hak ediyor herkes. Ben bunu istiyorum. Dilediğim bu. Başka da bir şey söylemiyorum. O kadar psikoloji okudum diyorsun. O psikoloji okullarını uyuyarak mı geçirdin? Bu kadar çocuğun psikolojisini bozmaya hakkın yok. Gerçekten. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben zaten bundan sonrasını da dinlemeyeceğim ki dinlemedim bu zamana kadar da. Dinlemeyeceğim. Çünkü dinleyeceğim bir şahıs yok karşımda. O çocukça hareketlerin ee, bir yani bir sebebi ve sonucu olacaktır. Ben dediğim gibi arkadaşlar. Yani siz bile yapabilirsiniz bunu. Siz bile hani burada ahlaksızca gördüğünüz ya da uygunsuz gördüğünüz davranışları siz bile şikayet edebiliyorsunuz. Abi benim geçen kapıma geldi ya. Sen para kazanıyormuşsun diye. Beni şikayet etmişler. Para kazanıyor bu. Vergimi <laughs> ödüyorum. E geldiler. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Gittiler. Yani siz bile bunu yapabiliyorsunuz. Anladınız mı? Bu kadar basit. Yani bu işi bana bırakmanıza gerek yoktu. Benim çıkıp burada bunları konuşmama gerek yoktu. Belki de başkaları bunu engelleyecekti. Dediğim gibi bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu çocuk kitleyi, bu küçük yaştaki kardeşlerimizi bu tür insanların elinden kurtarmak bizim elimizde. Başka da bir şey demeyeyim. Benden bu kadar olsun. Belki de konuşmalarını etkiledik. Aradan birisi arkadaşlar çıkıp bu düzeni sağlamalıydı. Aradan birisi arkadaşlar çıkıp bu düzeni sağlamalıydı. Biz bir yin yang olmak istedim aslında. Herkes kötü olsaydı, herkes küfretseydi yayınlarında. Herkes birbirine sallasaydı. Acaba PUBG Mobile kitlesini, izleyicisini kim düzeltebilirdi? Ebeveynler ne düşünebilirdi? Bizim hakkımızda. Çok kötü. Çok kötü. Yani buranın e, itibarını çok güzel edilediler. E, yani bu platform öyle bir platform değildi gerçekten. Çok rahatsız olduğum konular meydana geldi. Ben bugün hem avukatlarımla da görüştüm, hem de bunu çocuk psikiyatristleriyle görüştüm. Yani elimde çok fazla delil var bununla alakalı. Ben o şahsı, o şahsı bu açıklamayı yaptıktan sonra isterim ki çıksın. Abi izleyicimden özür diliyorum. Bak kimseden özür dilemesini istemiyorum ben. Vallahi bizden falan değil ya. Çık izleyicinden özür dile. Hani. Böyle bir rezilliğin karşısında durabileceğin başka bir şey yok. Her şey ortada tamam mı? Hani eveleyip gevelemesin kimse abi bak. Bu konuda kimse gevelemesin. Abi şimdi bak ne diyecekler? Diyecekler ki ya pop şeyden geldi işte bağış geldi. Abi ben geçen 10 milyon bağış aldım ya süperstarda. 50k popülerliğim vardı. Bana bahane sunmayın tamam mı? Bana sakın bak yok şöyle oldu böyle oldu. Bak bu tür şeylerle gelmeyin bana. Ben geçen diyorum ki herkes istatistiğini açsın. Ee, Bot basan kardeşimiz izleyicisini nasıl bak manipüle ediyor bak algıya bak ya biz Kıbrıs'tayken biz ezilen halktık yok şöyleydi yok böyleydi abi yeter ya yetersen ki senin karşında tamam hani orada çocuk olabilir burada yok ama ya yani burada değil sen onu başka yerde yapacaksın yani neyse ben o kısmı geçeceğim. Dediğim gibi e, burada açıklama yapması gereken e, kişiler belli. Hem diğer platformda bunu yaptıkları için hem de bu platformda bu yaşandığı için nasıl yapıyorlar bilmiyorum. E, bir özür borçlular birçok insanın hakkına girdiler. <laughs> Hatiden, bu hak Abi Sardalya kılçıksız mı oluyor? Sardalya kılçıksız mı oluyor? Eee... 5K, Bilmiyorum 10K abicim. popülerlikte Ersin olan, dinliyorum. yeni yayıncılarımız var değil mi? Tamam. 1K popülerlikte olan. Abi 1K diyor ki <laughs> ben nasıl 80 olacağım? Ben nasıl 70 olacağım? Bunu diyor. Abi biz yine iyiyiz. Bizim 50-60K popülerliğimiz var. Biz yine ilerliyoruz 40K tamam mı? Ama onlar için imkansızlaştı artık böyle bir yerlere gelebilmek. Onlar da diyor ki tamam demek ki bu şekilde ilerleniliyor. Bu şekilde demek ki ilerleyebileceğiz. Nasıl yapıyor? Baştaki adam popülerliği yüksek olan. Ha, yayında küfür ediyor. Tamam, cepte küfür ederiz. Ne yapıyor? Yanındakilere hakaret var. Tamam, onu da hallederiz. Yanındaki çocuklara hakaret var. Onu da hallederiz. Çocuk konusuna ayrı geleceğim. Çocuk istismarından bahsedeceğim size burada yaşanan. E sonra alttaki insanlar yayıncılığa yeni başlamış insanlara bu şekilde kötü örnek olup idol ol haline geliyorsunuz. Size bir yorum göstereceğim. Çok güzel bir yorum. YouTube'da bana gelen çok güzel bir yorum var. Ee, onu size okuyacağım. Bundan 3-4 gün önce geldi bu yorum. E, ee, Baya uzun uzadıya yazmış aslında onu da okuyabiliriz. Onun dışında bir yorum daha vardı zaten. Beni çıldırdıkları e, yetmedi. benim izleyicim. Tabi çıldırdı. Aklı selim insanlar olmalı, vizyonlu insanlar olmalı. Bu şekilde düşünüyorum. Öyle de her şey doğru bu arada Her şey. Ee, dediğim gibi e, arkadaşlar çocuktan bahsetmişken Size en başından şöyle bir olay e, mı söylesem, onu sonra mı söylesem. Sonradan da söyleyeyim fark etmiyor aslında. E, Nimo uygulamasına baktığınızda artı kaç yazıyor? Artı 17 değil mi? Buranın artı 17'lik bir izleyici seviyesi var. E, ve orada görebilirsiniz. Bakın ben şöyle sizlere okuyayım. Artı 17 ne demek arkadaşlar? Hepsini böyle kanıtlı bir şekilde ilerleyelim ki kafanızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın istiyorum ben. Şöyle. O yaştan küçük yayıncılarımız var değil mi? Yasak mı? Şöyle bir girelim. Evet, +17'nin tanımını yapacağım. Yayıncı olarak var değil mi? Ufak yaşta yayıncılarımız var değil mi? Burada. Onlar izleyici olarak algılayan var İzleyici değil arkadaşlar, izleyici değil. Yayıncı olarak. Yayıncı olarak. Ya benim yayınımda siz küfür duymadığınız için sorun yok zaten. Ben ebeveynsel yayınlar yaptığım için benim yayınımda sıkıntı yaşamayacaksınız zaten. Tamam, okey. Arkadaşlar o artı 17 ne demek? Bu kategorideki uygulamalar 17 yaşından küçük çocuklar için uygun olmayabilecek aşırı derecede saldırgan bir dil, aşırı derecede çizgi filmsel, fantastik veya gerçekçi şiddet aşırı derecede yetişkinlere yönelik müstehcen ve korku temaları yanında cinsel içerik çıplaklık, alkol, sigara veya uyuşturucu kullanımı içerebilir. Ben yayınlarımı nasıl yapıyorum? Ben bu platforma geldiğimden beri tam tersini yapıyorum. Peki burası 17 yaşından küçük bir çocuk için yayın açmak için uygun mu? Kesinlikle değil. Ee, ona geleceğim arkadaşlar. Bugün çocuk psikiyatristi ile görüştüm. Ee, ondan önce de görüşmüştüm. Tam fazla bilgi alamamıştım. Ama bugün yeterince neredeyse bilgi aldım. Hatta isterseniz davet de edebilirim. Burada görebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Bizleri idol olarak... olarak... <laughs> bizleri idol olarak gören birçok ufak takipçimiz var. Bu onların da canını sıkan bir durum. Psikiyatristlerin canını sıkan bir durum. Bire kayıt ee, yaptırdılar Onlar abim. da arkadaşlar ne diyor mesela? Çocuk bize geldiğinde salgılayan mesela tavırlar sergiliyor. Ya da ağzı bozuk oluyor. Ve bunları da YouTube'dan veya platformlardan gördüklerini şu an yazdım, onu bekliyorum sadece, ona bakayım. Bu şekilde aksettiriyorlar çocuklar var, like görür, Çünkü o yaşta senin gibi olmak istiyor. Senin gibi davranmak istiyor. ...ve senin yaptığın orada küfürler, hakaretler... ...bunları taklit ettiğinde dışarıda uyumsuzluk yaşıyor. Ve bu çocuğun... ...psikolojik olarak... ...çok büyük, kötü bir şekilde... E, ...ilerlemesine sebep oluyor. Yani kendisi olamıyor ve bir arayış içerisinde kalıyor. Arkadaşlar kaldı ki... ...kanun ve tüzüklerde yazıyor. Bakın bak o yayıncının izleyicileri... ...kalkıp da beni eleştiriyorsanız... ...kanunu da eleştiriyorsunuzdur. Tüzüğü de eleştiriyorsunuzdur. Burada o yayında... Çocuk istismarı yaşanıyor. En basitinden, bak ben birçok yayınını bilmiyorum. En basitinden, siz zaten onun izleyicileri bilir. Çocuk yayında, çocuğa hakaret ediliyor. Affedersiniz mal deniyor. Çetteki herkes mal suke yazıyor. Küfürler var onlara hiç gelmeyeceğim. O kadarını kaldıramazsınız. Burada ben de söyleyemem. Benim de ağzım almaz. Ee, yani çocuk bunları mı seviyor? Çocuğun hoşuna giden bunlar mı? Hakaret mi? Yanında küfür edilmesi mi? Çocuk sonrasında yayına girdiğinde bu sefer ee, başta bulunan yayıncının takipçilerine de hitap etmesi gerekiyor. Hitap etmesi için ne yapması lazım? Onun da küfür etmesi lazım. Onun da onlar gibi davranması lazım. Ve çocukluğunu bu şekilde ee, geride bırakmış olacak ve bunların hepsi ileride davranış bozukluğu olarak ailesine misli misli gidecek. Ailesinin chatte ona hakaret edilmesi ailesinin hoşuna gidiyor mudur? Ben onun ailesine, ebeveynine gerçekten isyanda bulunmak istiyorum. Belki de takip etmiyor. Çocuklarınızı takip edin arkadaşlar. Bu tür yayınlardan elinizden geldiğince uzak tutmaya çalışın. Tamam mı? hani belki ertelemek istiyorsunuz, tablet veriyorsunuz ama e, yani bir yerde engel olabilirsiniz bu tür şeylere. E ne yapıyor bu çocuk? Yetişkin taklidi yapıyor. Onlar gibi yaşamaya çalışıyor. Ama o yaşta bir çocuk onun gibi yaşayamaz. Büyük bir arayış içine girdikten sonra arkadaşlar kişilik problemi yaşamaya başlıyor küçük yaşta. Lütfen, lütfen dikkat edin. Artık bilinçlenin. Özellikle anne konusunda böyle değerlerimize çok büyük saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Anneye, babaya, özellikle size şöyle bir örnek verebilirim. Diyor ki, bunu klibini bulursunuz, YouTube'da çok rahat var. Var işte ama ben mi görüyorum ya? Benim izleyicim mi görüyor? Arkadaşlar lütfen bilinçlenelim bu konuda artık ya. Onun izleyicilerine sesleniyorum özellikle. Ben bir tane klip gördüm. Birine tablet hediye etmiş. Diyor ki zaten kazanıyorsunuz. Edebilirsin tablet. O ne diyor biliyor musun? Annen kazanıyor diyor. Ben birçok izleyicisinden bu annen lafını çok fazla duydum. Birisi bir şey yazıyor altına annen. Biri bir şey yazıyor. Üçle biri yan yana getirip espri yapmalar. Biri bir şey diyor. Böyle vizyonsuz vizyonsuz konuşmalar. Abi siz o yaşta bu tür şeyleri aş, aşmanız gerekiyor. Bunları görmemeniz lazım. Yaşamanız gereken hayat o değil. Oradaki yayınlardaki şeyler değil. Yaşamanız gereken hayat kesinlikle o değil. Tamam mı? Bunu bir bilelim. Yani ben ne kadar burada mesela konuşsam da hani bizim yayıncımız bizim içimizden hani istediğim kadar pragmatik oluyorum bu konuda ama bu işin muhakemesi yapıldığında olay bu kadar basittir. Abi ben geçen gördüm. Ee, siyahi biriyle denk geliyor. Bunun ekibinden yine. Bakın. Bak size 2-3 tane örnek vereceğim. Başka da yok. Başka da yok. Vermeyeceğim. Çünkü ben izleyemem onları. Abi deliririm. Deliririm. Gerçekten deliririm. Arkadaşlar bir yayına denk geldim. Siyahi biriyle mekle gibi bir yerde. Çocuğun ismi de bilmiyorum. Kusura bakmasın. Değişik bir ismi var bilmiyorum. Arkadaşlar siyah birine denk geliyor. Denk geldiği gibi siyah birine küfür ediyor. Ondan sonra birbiriyle küfürleştirdikten sonra dediğim gibi bu çocuk kitlenin önünde. En fazla çocuk kitlemiz yok mu bu platformda? Bunu ha. kabul ediyoruz değil mi? Sorun yoksa bunda ona göre Haydi devam abi, edeceğim. Evet. Ee, orada arkadaşlar koltuğa anne figürü veriyor ve dolaylı bir şekilde resmen koltuğa taciz var. Ve bunu annesine küfür edeyi de birçok insanın önünde yapıyor ve cesaretli bir şekilde bu yaşanıyor. Bunun klipleri çok rahat var. Annenizin yani kutsal olduğu bu dünyada diyeyim sadece Türkiye'de değil ki bu. Dünyada ya. Dünyada. Ve bu yaşanıyor. Bu yaşanıyor ve bu yaşanıyor. Bu platformda yaşanıyor. Kaliteli hale getirmeye çalıştığımız bu platformda yaşanıyor. Bu dediğim durumlar. Lütfen bak chatte bir şey zaten görmüyorum. Görürsek de banlıyoruz ona göre. Dikkat edelim. Hani annelerimiz kutsaldı? Hani cennet onların ayaklarının altındaydı? Bu kadar basit miydi ya? Anne baba değerlidir. Bulunmayacak şekilde küfürler etmek. Biraz dikkat. Biraz dikkat. Eee... Ve anne baba dedim işte ee, babaya da geleyim arkadaşlar. Kesinlikle bunun Cihan'la hiçbir alakası yok. Ben Cihan'ı e, şey yapmayacağım böyle. Burada savunma amaçlı değil. Onlar kendi arasında bir e, çekişme yaşıyorlar. Tamam mı? Hani bir fırtınalı bir durumları var. Bunu nasıl PUBG Mobile e, YouTube'da yayınladı onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal dikkat edilmedi. Cihan'ın başına gelen e, Allah rahmet eylesin diyorum. Babası vefat etmiş ve bunu dile getirirken orada yapılan ahlaksızca hareket... Sen milyonlara e, örnek olacaksın değil mi? Milyonlara bu şekilde örnek oluyorsun. Yazıklar olsun diyorum. Gerçekten e, öyle bir hareketin orada yapılması, bu insana bu tür ortamların sokulması, bu insana konuşma hakkı verilmesi bile yani sınırlanmalı bir yerde, bir yerde sınırlanmalı. Konuşma hakkı verilsin ama özür mahiyetinde verilsin. Özrünü dilesin. Gerçekten bu kadar izleyici Gerek buradaki yayıncılar gerek önceki platformdaki yayıncıları itibarsızlaştırdıkları için bir özrü hak ediyor herkes. Ben bunu istiyorum, dilediğim bu. Başka da bir şey söylemiyorum. O kadar psikoloji okudum diyorsun. O psikoloji okullarını uyuyarak mı geçirdin? Bu kadar çocuğun psikolojisini bozmaya hakkın yok. Gerçekten. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben zaten bundan sonrasını da dinlemeyeceğim ki dinlemedim bu zamana kadar da. Dinlemeyeceğim. Çünkü dinleyeceğim bir şahıs yok karışımda O çocukça hareketlerin ee, bir yani bir sebebi ve sonucu olacaktır. Ben dediğim gibi arkadaşlar. Yani siz bile yapabilirsiniz bunu. Siz bile hani burada ahlaksızca gördüğünüz ya da uygunsuz gördüğünüz davranışları siz bile şikayet edebiliyorsunuz. Abi benim geçen kapıma geldi ya. Sen para kazanıyormuşsun diye. Beni şikayet etmişler. Para kazanıyor bu. <laughs> Vergimi ödüyorum. E geldiler. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Gittiler. Yani siz bile bunu yapabiliyorsunuz. Anladınız mı? Bu kadar basit. Yani bu işi bana bırakmanıza gerek yoktu. Benim çıkıp burada bunları konuşmama gerek yoktu. Belki de başkaları bunu engelleyecekti. Dediğim gibi bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu çocuk kitleyi, bu küçük yaştaki kardeşlerimizi. Bu tür insanların elinden kurtarmak bizim elimizde. Cihan abi. Efendim. Başka da bir Al, şey değil bu, mi? Bu hala bunu Benden cevap vermiyor bu da, da sen birilerine yazıyordun. İstersen yaz onlara. Evet. E, Çünkü ya, yuhale cevap vermiyorum da. Yo hala cevap vermiyor. Bir de var demişti. Beni dinlediğiniz için. Ne abi? Bir de var demişti. Söyleyemiyordur. Hep bir de var. Doğru. Onun için Doğrudur. yazdım işte. Kayıt, Olabilir. kayıt Olabilir. olmak için yazdım. Sıkıntı cevap diyorum. vermedi. Ee, herkesin sesi Projenin olmuş olabilirim Biraz daha cesaretli davranmış Cevap Bu konuda Dediğim gibi Davamın arkasındayım Kimseye yem etmem Bu ortamı ee, Hiçbir zaman da en yüksek izleyici Bizde demedim Ama istatistiklerden de görüyorsunuz Popülerliklere inanmayın düzelene kadar Burası ne zaman düzelir onu da bilmiyorum ee, Arka planda bu işin peşini bırakmayacağım Haberiniz olsun bu kadar basit. Güzel konuşma. Ee, arkadaşlar ben yayını sonlandıracağım. Güzel konuşma. Arkadaşlar ben yayını sonlandıracağım. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Güzel konuşma. Helal olsun. Helal olsun. Şey aklıma geldi. Bundan yıllar önce şey diyorum yani işte şu kişiye arkamına dönerim, yaslayabilirim, güvenebilirim. O muhabbet aklıma geldikçe hala gerçekten hala haklıymışım diyorum. Neyse. Barışçı ve Ersin hakkında ne düşünüyorsun demiş. Ben en sevdiğim, şu bir sürü arkadaşım vardır. Youtube'da en sevdiğim Ersin'dir mesela. Ama bazen Ersin'i de sıkıntı yaşayabiliyoruz biz. Ama çok severim. Net yani. Abone sayın. Youtube'un her zaman arttıkça... Bakın her zaman arttıkça, kitlen büyüdükçe eşin, dostun, arkadaşın çok olur. Anladın mı? Ama doğru bir arkadaş bulmak çok zor olur. Doğru bir arkadaşı bulabilmek çok zor olur. Ben mesela Barışçı'ya arkamı dönüp gidemem. Arka sırtımı sırtına veremem. Güvenemem ona. Çünkü zamanında yaşadım buna benzer şeyler. Anladın mı? Ama Ersin Yekin'e sırtımı dönerim. Asla bana sıkıntı yaratacak bir tip değildir.